Sizlere bol bol Marvel haberiyle beraber geldim. Bu videoda muhtemelen memnun ayrılacaksınız ama üzecek bazı haberler de var. Yani en azından dolu dolu haberler öğrenmiş olacaksınız. Bakın bu güzelliği kimse yapmaz, ben sizleri her şeyden haberdar ediyorum. Siz de bu güzellik karşısında bana bir güzellik yapıp like atıp yorum yaparsanız çok iyi olur. Zaten sürekli yapan insanlar var, ben onların hepsinin yorumlarını görüyorum, merak etmeyin, hepsine teşekkür ediyorum. Bu video için yapacak olanlar varsa onlara da teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bol bol haber vereceğim şimdi sizlere. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım, hızlıca videomuzla başlayalım. Öncelikle kapakta gördüğünüz haberi sizlere hemen vermek isterim. Evet canlar, yanlış duymadınız veya yanlış görmediniz. Sevgili Venom The Last Dance filmimiz en uzun Marvel filmlerinden bir tanesi olacak. Ama tabii ki de bunu MCU dahil etmiyorum. Venom'u kendi çerçevesiyle beraber kıyaslayacağız. Venom'u kıyaslayacağımız kendi çerçevesi ise diğer Sonic Kötü Adam filmleri olacak. Bugüne kadar çıkan tüm Sonic Kötü Adam filmleri maalesef kısa filmlerdi. Venom'un ilk filmi bile belli bir uzunluğu yakalayamamıştı. Bana göre ortaya çıkan bu tarz filmler en az 2 saat olmalı. Ancak Venom'un ilk 2 filmi de 1 saat 50 dakika civarındaydı. Fakat şimdi ortaya çıkacak olan Venom'un 3. filmi gelecek olan en uzun Venom filmi olmakla birlikte aynı zamanda en uzun Sonic Kötü Adam filmi olacak. Tabii ki de filmin kalitesi filmin süresiyle beraber eşdeğer değildir. Ben bunu her zaman düşünürüm ama bizim burada süreyle beraber sorguladığımız şey aslında kalite değil arkadaşlar. Biz bu filmin son filmi olacağı için çok büyük olmasını bekliyoruz. Hatta bazı cameolara yer vermesini bekliyoruz. Bu yüzden de filmin uzun olmasını istiyorduk, uzun olmasını bekliyorduk. Ve beklediğimiz gerçekleşecekmiş, Venom'un 3. filmi gerçekten uzun olacakmış. Ortaya çıkan çok ama çok büyük bir söylentiye göre Venom The Last Dance filmi 2 saat 15 dakika veya 2 saat 20 dakika civarında olacak. Bu da gerçekten güzel bir şey. En azından Sony bu filmle beraber bazı farklı şeyler denemiş olacak. Bunlardan bir tanesi süreyi uzatmak olacak. Belli mi olur, belki filmi kaliteli yapmaya da başarırlar. Belki de gelmiş geçmiş en iyi Kötü Adam Sony filmini izleyeceğiz. Belki en iyi Venom filmi bu olacak. Yani ben umutluyum arkadaşlar bu filme karşı. Beklentim gerçekten de bazı noktalarda çok yüksek. Bazı noktalarda her ne kadar düşük kalsa da dediğim gibi bazı şeyler için gerçekten heyecanlıyım bu film için. Bence olabilir, yani neden olmasın? Neden güzel bir Sony Kötü Adam filmi izlemeyelim ki? Sadece şu birazcık üzücü olur. Hani bu son Venom filmi. Ulan en son Venom filmini mi çok iyi yaptınız? Bari öncekileri de iyi yapsaydınız, harika bir üçleme falan izleseydik diyebiliriz. Neyse ya, 3. film bir iyi olsun da bunları sonra düşünürüz. Ama Venom'un 3. filmi iyi olmak zorunda bu arada. İyi olması için ellerinden geleni yapacaktırlar çünkü bu film Spider-Man 4'e bağlanacak. Spider-Man 4'e direkt olarak bağlanacak bir filmin iyi olması gerçekten çok önemli. Eğer bu filmi kötü yaparlarsa Spider-Man 4'e dair bazı beklentileri kötü etkileyebilirler. Kevin Feige'nin falan da zaten bu filme el attığını biliyoruz. O yüzden bu film mutlaka iyi olmak zorunda. Ve iyi olacak gibi de duruyor en azından uzaktan. Hadi bakalım, çıktığı zaman göreceğiz, inceleyeceğiz, izleyeceğiz, ondan sonra yorumlayacağız zaten. Bir diğer haberimize geçecek olursak. Bahsedeceğim bir diğer haberim Avengers'ın 5. filminden geliyor. Biliyorsunuz Avengers'ın 5. filmini kim yönetti, kim yönetecek diye sürekli konuşuyoruz. En son Russo'lara dair çok umutlanmıştık. Ancak geçtiğimiz günlerde verdiğim haberle beraber Russo'ların Avengers 5'i yönetmeyeceğini öğrenmiş olduk kesin ve net bir şekilde. Her ne kadar Russo'lar bazı filmlerle beraber Marvel'la çalışıyor olsalar bile Avengers 5 için çalışmayacaklar. Russo'lar Marvel'a teklif etmişler, biz Avengers 5'i yönetelim falan filan diye, ama Marvel bunu maalesef kabul etmemiş, onları istememiş. Ondan sonra bir söylenti ortaya çıkmıştı. Deadpool'un yönetmeni Avengers 5'i yönetebilir falan demiştik. O zaman da bir gaza geldik çünkü o adam da iyi bir yönetmendi. O yönetsin de isteyebilirdim ben bu filmi ama şimdi ortaya çıkan habere göre maalesef arkadaşlar Deadpool'un yönetmeni Avengers 5'i yönetmeyecekmiş. Marvel'ın bu adamla görüşme halinde olduğu söylenmişti ancak bu maalesef yalanmış veya belki de aslında doğruydu. Fakat görüşmeler belki de olumlu sonuçlanmadı, bunu bilemeyiz. Her ne olursa olsun bu adam Avengers 5 için geri dönmeyecekmiş, haberiniz olsun. Peki kim geri dönecek veya kim olacak? Abi Avengers 5'i kim yönetecek, ben çok merak ediyorum. Bunu halen daha sır gibi saklıyorlar, sürekli yönetmen değişiyormuş gibi hissediyorum. Yani değişmiyor evet ama söylentiler sürekli değişiyor. Şu olacak diyorlar, olmuyor. Bu olacak diyorlar, olmuyor. Bu dönecek diyorlar, dönmüyor. Tamam abi, o zaman ne olacak? Kim yönetecek bu filmi? Gidip de Sam Raimi'ye falan mı verecekler yani? Ama veremezler galiba. Çünkü Sam Raimi Doctor Strange'in 3. filmini yönetecek. Hem onu hem de bu filmi muhtemelen yönetemez. O yüzden ona da vermezler. Peki kim olacak ya? Harbiden çok merak ediyorum. Bu işin sonunda Christopher Nolan, Tarantino falan mı çıkacak acaba? Tabii ki bunlar da mümkün değil. Neyse ya, muhtemelen Comic Con'da falan açıklarlar diye düşünüyorum. Veya D23 etkinliğinde açıklarlar. Avengers 5'in çekimlerine çok da bir süre kalmadı çünkü. Yani Mart ayında falan başlanacak diye biliyorum. 2025 Mart'ta çekimler başlayacağı için yönetmen seçilmek zorunda. Yakın zamanda da bunu seçip açıklarlar diye umuyorum ben arkadaşlar. Ayrıca Avengers 5'in çekimlerinden bazı şeylerden de bahsetmek isterim. Hani zamanında Avengers Endgame'de bazı sahneler beraber çekilmişti ya. Birçok oyuncuyu aynı yere toplamışlardı. Bütün oyuncular neredeyse aynı sahnede yer almışlardı ya hani. Avengers 5'te en azından böyle bir şey olmayacakmış arkadaşlar. Film içerisinde bir sürü oyuncu yer alacağı için her oyuncunun takvimini ayrı ayrı belirleyeceklermiş. Herkesin sahneleri belli başlı aralıklarla beraber çekilecekmiş. Bütün oyuncular en azından Avengers 5'te bir araya gelmeyecekmiş, haberiniz olsun. Yani muhtemelen ortaya Avengers 5'te Avengers Infinity War gibi bir iş çıkacak. Kahramanların karakterlerimiz bazı noktalarda dağınık dağınık buluşacaklar. Muhtemelen hepsinin toplanmasını Avengers Secret Wars'a saklayacaklar. Yani Avengers 5 baya Avengers Infinity War formülüyle geliyor diyebiliriz. Bu formül öncesinde tutmuştu. Burada da kullanmaları bence mantıklı olur. Dağınık dağınık da olsa her bir karakteri göreceğiz. Ama dediğim gibi hepsi aynı anda aynı sahnede olmayacaklar. Hepsi bir araya gelmeyecekler, haberiniz olsun. Bir diğer haberimize geçecek olursak, o da gerçekten garip ve komik bir haber. Live action sinema evreninde en iyi Spider-Man'lerden bir tanesi olan sevgili Tobey Maguire bir hayranıyla fotoğraf çektirdi. Çektirdiği bir fotoğrafta Tobey'nin üzerinde bir tişört bulunuyordu. Bu tişört Tobey'i tekrardan gündeme getirdi. Şu anda ekranda Tobey'nin giydiği tişörtü görüyorsunuz arkadaşlar. Burada baya bir sürü Marvel karakteri bulunuyor. Bir de hani ön planda Spider-Man, Wolverine falan bulunuyor. İnsanlar bu yüzden gaza geldiler. Acaba Deadpool ve Wolverine'de Tobey mi olacak falan diye gaza geldiler ama yani ben sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Bir kere bir kıyafetten gaza gelemeyiz. Elbette ki Deadpool ve Wolverine'in çapı çok büyük ama bu çap Spider-Man'e kadar gitmeyecektir. Hele ki Tobey'nin Spider-Man'ine kadar falan sanmıyorum yani. Bu arada Tobey'nin giydiği bu tişört bir oyuna ait. Hatta ben bu oyunu oynadım, hatta saatlerce oynadım. Bu oyun çok güzel bir oyundu. Bunun ikincisi, üçüncüsü falan da bulunmaktaydı. Tüm Marvel karakterlerini böyle yönettiğimiz bir oyun bu arkadaşlar. Tobey de denk gelmiş, bu tişörtü giymiş. Ya bunun bir anlamı yoktur muhtemelen. Buradan bir şey çıkartamayız diye düşünüyorum ben. Adam sonuçta Spider-Man'i canlandırdı, Marvel'ı seviyor. Hani nasıl bizim Marvel tişörtü giymemiz çok normalse o adamın da Marvel tişörtü giymesi çok normal arkadaşlar. Buradan maalesef Deadpool'da dönecek, orada dönecek, burada dönecek diye bir anlam çıkartamayız. Ama hem bizim insanımız hem de yani geek kitlesi gaza gelmeyi çok seviyorlar. Bu tişörtten dahi gaza gelmişler ancak burada maalesef gaza gelecek bir şey yok. Adam sadece tişört giyiyor yani. Bir sürü haberden bahsettik. Haberlerden bahsetmeye devam ediyoruz bu arada. Bitmedi. Bir diğer haberim de Kraven ve Spider-Man hakkında. Daniel RP2'yi biliyorsunuz, çokça kez bahsettim. Kendisi çok güvenilir bir Spider-Man kaynağı. Yine bu adamdan gelen bir Spider-Man ve Kraven haberi bulunmakta. Bundan bahsedeceğiz. Kraven normalde 30 Ağustos tarihinde gelecekti. Venom'un 3. filminden önce izleyecektik biz bu filmi. Ancak sonrasında Venom'u önceye aldılar. Bu filmi sonrasında ittiler. Ben de anlamadım. Her neyse arkadaşlar, Daniel RP2'den gelen habere göre Kraven içerisinde Spider-Man'den net bir şekilde bahsedilmekteymiş. Yani Madame Web'de olduğu gibi örümcek gösterip de gönderme falan yapmıyorlarmış. Baya film içerisinde Spider-Man hakkında bir konuşma bulunmaktaymış. Ve bu konuşma muhtemelen bir yerlere bağlanabilirmiş. Şimdi dostlar, yani Venom'un 3. filminde örümcek adama dair bazı göndermeler zaten göreceğiz. Hatta belki de kendisini göreceğiz. Kraven da Venom'dan sonra çıkacak. Orada da Spider-Man'den bahsedilebilirmiş. Ve ben hani bunun artık sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Venom filmi de final yaptığı için yani Sony evreninin sonuna yaklaşıyoruz. Bu yüzden de Sinister Six filmi muhtemelen çok yakın. Kraven filmi de Sinister Six'e büyük bir gönderme yapacak olabilir. Hani Spider-Man'in orada bahsedilmesinin sebebi Sinister Six'in artık toplanıyor olması olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de bu bahis çok önemli olabilir. O film gerçekten Spider-Man için çok önemli olabilir. Bunu da artık ilerleyen zamanlarda yani Aralık ayında göreceğiz arkadaşlar. Hele bir öncesinde Venom'un 3. filmi çıksın. Spider-Man orada var mı yok mu bir görelim de ondan sonra Kraven hakkında konuşuruz tekrardan. Evet dostlar, bu arada benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Sizlere bir sürü haberden bahsettim. Tobey'nin giydiği tişörtten, Kraven'dan, Venom'dan, aynı zamanda Avengers 5'in yönetmeninden ve çekimlerinden. Bayağı dolu dolu bir video oldu bence. Buraya kadar gelenler varsa teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.